Yaşadıklarımı anlatıp anlatmama konusunda çok kararsızım. Çünkü inanılması zor ve değişik bir hikaye benimkisi. Buna benzer hikayeler duymadığınıza eminim. Olaylar 15 yaşlarıma dayanıyor. 15 yaşındayken anneannem vefat etmişti. Çok severdim onu. Ölümünü kabullenmem kolay olmadı. Cenazenin olduğu gün çok fazla yağmur yağdı. Hatta öyle bir yağdı ki sel gitti sanki. Akşam olduğunda balkona çıktım. Yağmur devam ediyordu. Toprak kokusunu içime çekiyordum ve ağaçların arkasında parlayan bir şey fark ettim. Miyop olduğum için hemen gözlüğümü takıp tekrar baktım. İnanılır gibi değildi. Karşımda duran anneannemdi. Gülümsüyordu. Üzerinde bembeyaz bir elbise. Çok korktum o an. Hemen içeri girdim. Annem baktı yüzüme ama üzüldüğüm için kötü halde olduğumu düşündü. Bir şeyi sormadı. Tam anlatacaktım, vazgeçtim. İnanmazlardı. Onu çok seviyordum. Bu yüzden etkilendiğini derlerdi, eminim. Bir de deli muamelesi yapabilirlerdi. Bu yüzden içimde tuttum ama söylemeyi de deli gibi istiyordum. O gün öyle geçti. Bir hafta sonra yine inanılmaz bir yağmur yağdı. Bu sefer pencerenin önündeydim. Perdeyi sonuna kadar açtım. Dışarıyı izliyordum ve yine onu gördüm. Anneannemi. Uzaktaydı. Havada duruyor gibiydi. Uçuyor gibi sanki. Korkarak baktım yine. Aynı yüz ifadesi vardı. Mutlu ve halinden memnun gibiydi. Perdeyi kapattım. Ama o kadar çok korkmuştum ki yatağa girdim. Korkuyla tavanı izliyordum. O anda bir ağırlık çöktü üzerime. Normalde hiç uykum yoktu. Ama sanki uyku ilacı içmişim gibi bir anda uykum geldi. Uyuyakaldım. İstemsizce bir rüyamda anneannemi gördüm. Aynı şekilde ben pencereden dışarıya bakıyordum ve anneannem karşımdaydı. Bir anda bana doğru yaklaştı. Uçar gibiydi. İyice yaklaştı ve benimle konuştu. Benden neden korkuyorsun dedi. Anneanne, sen ölmedin mi dedim. Öldüm ama bak buradayım. Sana bakmak istedim sadece. Seni özledim dedi. Ben de seni çok özledim anneanne ama korkuyorum dedim. Korkma oğlum, korkma diye başımı okşadığı anda uyandım. Saate baktım. Çok ilginçti. Pencereden bakmamın üzerinden sadece 1 dakika geçmişti. 1 dakikada nasıl uyuyabildim, nasıl rüya görebildim bilmiyorum ama içime huzur doldu. Tüm korkum geçti. Rüyamda anneannemi görmek bana kendimi iyi hissettirdi. Korkularım geçince rahatladım. Belki hayal, belki gerçek ama onun bana zarar vermeyeceği kesindi. Ben onun torunuydum. İşte hikayem böyle başladı. Yağmur yağarken anneannemin ruhunu görerek aradan 3 yıl geçti. Yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ölmeden bir gün önce buluşmuştuk ve gelecek planlarımızdan bahsetmiştik. Onun ölümü de çok yıprattı beni. Haberi aldıktan sonra 2-3 gün kendime gelemedim, konuşamadım. Onun cenazesinden 1 ay sonra yağmur yağdı ve ben o akşam da arkadaşımı gördüm. Anneannemden sonra başkasını görebileceğimi düşünmemiştim. Hem de onu evimin içinde, odamda gördüm. Yatağımda uzanıyordu. Yağmurun sesini dinliyordum. Bir şimşek çaktı o anda. Odanın içi aydınlandı. Saliselik bir an. İşte o saliselik parlamayla odamda arkadaşım belirdi. Nasıl bir çığlık attıysam annem ve babam odaya geldiler hemen. Onlar geldiğinde arkadaşım yok oldu. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Konuşmayı beceremiyordum. Öyle bir haldeydim. Kekeliyordum ama dediklerimi anlamıyorlardı. Çok zor kendime geldim. Gelince de anlatmadım yine. Bilmiyorum nedenini ama söylemek gelmedi içimden. O günden sonra ne zaman yağmur yağsa ya anneannemi ya da arkadaşımı gördüm. Başka zaman olmuyordu. Sadece yağmurlu havalarda oluyordu. Bunun nasıl bir izahı var bilmiyorum. Hatırlar mısınız? Ruhsar diye bir dizi vardı. Ölen kadının ruhu yağmurlu havalarda geliyordu.
aklıma o geliyor. Bir zamanlar gülerek izlediğim o dizi benim hayatımda gerçek oldu. Hatta bir gün köye gitmiştik. Piknik yapacaktık ama hava istediğimiz gibi gitmedi. Yemek yediğimiz esnada yağmur başladı. Bu arada biz üstü kapalı çardak gibi bir yer vardı. Oraya girdik ama yanlar açık olduğu için ıslanıyoruz doğal olarak. Oraları da sofra beziyle falan kapatmaya çalıştık. Bizimkiler bununla uğraşırken benim elimde çöpler vardı. Onu atacaktım. Çardaktan çıktım. Çöpün yanına geldiğim anda arkadaşımı gördüm. Her seferinde aynı ürpermeyi ve korkuyu yaşıyordum. Çöpü atmadan geri koştum. Diğerlerinin yanına kuzenime verdim. Sen şu çöpü at gel diye. Korktum çünkü. Sonra olaylar artmaya başladı. Ben onları gördüğümde hiç konuşamadan gidiyordu o görüntü. Ama sonra konuşmaya başladım. Zamanla göre göre alışıyorsunuz gerçekten. Anormal olan ne varsa süreklilik kazandığında artık normalleşiyor. Bende de öyle oldu. Aniden karşımda gördüğümde ürküyordum. Ama sonra alışıyordum. Bu alışmalardan sonra durum konuşmaya geçti. Ve dediğim gibi sadece yağmurlu havalarda ben 22 yaşlarımdayken bir arkadaşımın evinde kalacaktım. Beraber sohbet ederek vakit geçirecektik. Gece saat 2-3 gibiydi. Hala muhabbet ediyorduk ve hava gürlemeye başladı birden. Yağmur yağacaktı. Benim gözüm sürekli etrafta. Ne zaman göreceğim, kimi göreceğim diye bakıyorum. Kimseyi görmedim o an. Sohbete devam ediyoruz. Arkadaşım içecek getirmek için mutfağa gitti. Ben odada onu bekliyordum. Ve bir anda bağırma sesi geldi içeriden. Hemen koştum. Mutfağa baktım. Arkadaşımın eli kanıyor. Yerde de cam kırıkları var. Çok kötü kesilmiş eli. Sesi duyunca ailesi geldi bir anda. Biz elini sardık. Ne oldu dedim. Annesigil'in yanında bana çaktırmadan sus işareti yaptı. Annesigil de biraz durunca iyiyim siz gidin kaza oldu işte dedi. Onlar odadan çıktı. Ailesi gidince sordum. Ne oldu içeride diye. Çekine çekine söyledi. Ben mutfakta birini gördüm dedi. Kimi gördün? Hırsız gibi mi dedim. Yok değil anlatacağım ama bana inanırsan eğer dedi. Tabii inanırım. Ne oldu anlat dedim. İçeride yaşlı bir kadın gördüm. Sana yemin ediyorum. Hem de havadaydı dedi. Ben de anlamamazlıktan geldim. Ona belli etmedim. Nasıl olur bu? Şaşırmış gibi yaptım. Sonra o kendinden şüphelendi. Ben uykusuz kaldım. Herhalde ondan böyle bir şey gördüm dedi. Bu arada elini kesme olayı da şöyle olmuş. Bardaklar varmış elinde. Korkuyla bardakları sıkmış. Onlar da kırılınca eli kesilmiş. Bu böyle hayal gördüm herhalde diye konuşunca üzüldüm durumuna. Ve zaten yaşadığım olayları paylaşacak birine de çok ihtiyacım vardı. O an ona anlattım. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım. İnanma sırası sende dedim. Baktı şaşkınca. O gördüğün kadın benim anneannem dedim. Suratıma öyle bir bakışı vardı ki. Sanki yabancı bir dil konuşmuşum gibi. Korkma ama zarar vermiyor dedim. Sonrasında en başından yaşadıklarımı anlattım. Şimdiye kadar da başka kimse bilmedi. Bir tek ona anlattım. O da gördüğü için benim dışımda gören ilk ve tek kişi oldu. O nasıl görebildi anlam veremedim. Sonra bir gün şehir dışına çıkmıştık babamla. Yolda arabayla gidiyorduk. Babam yorgun gözüküyordu. Baba gel yer değiştirelim. Ben kullanırım. Sen yoruldun dedim. O da biraz uyumak için benimle yer değiştirdi. Yarım saat falan gittik. Yol karanlık. Tabelalar hafif okunuyor. Ben de söylemiştim miyop olduğumu. Gözlüğümü taktım. İleride yolun ortasında duman gibi bir şey vardı. Hareket ediyordu. Şekli değişiyordu sürekli. İyice yaklaşınca kayboldu. Neyse. Göz yanılması oldu sanırım. Bir 15 dakika daha gittik. Yağmur başladı. Silecekler çalışıyor sürekli. Bir anda bastırdı. Babam da uyuyor.
Arkadan biri selektör yaptı. Ben sağa geçtim geçebilsin diye ama geçmedi. Hatta yavaşladım falan. Acelesim var diye. Yok, geçmiyor. Ama arabaya bir ışık vurdu. Eminim ondan. Tekrar aynı ışığı hissedince baktım aynadan. Bakmamla kaza yapmam bir oldu. Arka koltukta anneannemi ve arkadaşımı gördüm. İkisi de oturmuş aynadan bana bakıyorlardı. Öyle bir panikledim ki savruldum sağa sola. Bir de yağmur yağmıştı zaten. Yerler buzdan beter. Kötü bir kaza yaptık anlayacağınız. Çok şükür babama da bana da bir şey olmadı ama araba diye bir şey de kalmadı. Konuşabildiğim olayı anlatayım şimdi de. Ben gece uyuyordum. O anda birinin saçıma dokunmasıyla uyandım. Gözümü açtım. Anneannem, oğlum dedi. Sıçradım yine. Oturdu yatağımın kenarına. Ayılamadığım için o an rüya gibiydi. Bizleri çok özlediğini anlattı. Niye mezarıma gelmiyorsun hiç dedi. Geldiğinizde seviniyorum ama gelmezseniz üzülüyorum dedi. O an anneanne neden dünyadasın? Hala neden seni görüyorum dedim. Buna cevap vermeden kayboldu. Bir ölüyle konuşmak kulağa garip geliyor farkındayım. Her şey hayalle diye açıklanabilir. Belki de şizofren diye ama son olay. O olay da şöyle oldu. Teyzem çok hastaydı. Biz hastanedeydik. Onun başındaydık. Ameliyata girecekti. Ameliyata girdi. Koridorda teyzemin eşi, kuzenim, ben, annem, babam bekliyoruz. Zaten bir tane teyzem vardı. 5 saat geçti. 6 saat geçti. O ameliyattayken bir yere ayrılmıyoruz. Babamlar arada sigara içmeye çıkıyor o kadar. Kimse de bir şey yiyecek içecek iştah yok. Zaten doktorlar da riskli olduğunu söylemişti. İşte o anda ben ameliyathanenin kapısından anneannemin çıktığını gördüm. Yine bir tek ben görüyordum onu. Gülümsüyordu. Her zamanki gibi koridordan geçti. Hatta süzüldü. Sonra arkasından teyzem çıktı. O da onun gibi süzülerek gitti peşinden. 5 dakika sonra doktor gelip hastayı kaybettik. Başını sağ olsun dedi. İşte hayatımda yaşadığım en garip gündü o. Teyzemi de başka günlerde görebildim. Elbette yağmur olduğunda. Ona da niye sadece bana geldiğini sordum. Sadece sana gelmiyorum. Aslında ben hep oğlumun ve eşimin yanındayım ama onlar görmüyor dedi. Yusuf'la mezara gelin diye çağırdı bir gün. Yusuf, teyzemin oğlu, kuzenim. O hafta mezara gittik. Hem anneannem hem teyzem için. Sonuç olarak hala yağmur yağdığında görmeye devam ediyorum. Ne zamana kadar sürecek hiç bilmiyorum. Aklımda çok soru var ama hiçbirinin cevabı yok. Bu arada hocaya da gittim. Bakım yapmasını istedim ama hiçbir şey demedi. Her şeyin normal olduğunu söyledi. Eğer o görseydi bu yaşadığım olayı destek alırdım belki ama o göremedi. Ben de güvenip anlatmadım. Sadece bir gün eğlencesine fal baktırdığım zaman bakan kişi sende garip bir şeyler var dedi. Seni koruyanlar, ruhani bir şeyler var, hep yanında dedi. Belki bir gün bunu tamamen çözecek biri çıkar karşıma ama şimdilik böyle devam edecek gibi gözüküyor.''